Selamlar. Herkese iyi günler diliyorum. Mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş son derece, benim açımdan son derece talihsiz bir açıklama yaptı. Ben vicdan azabı duydum o lafları duyunca. İnsanın kalbine yani bir Türk olarak Türkçü olarak kendi vatanını, milletini seven bir Türk vatandaşı olarak sanki kalbime böyle sıradan bıçak değil. Kocaman bir hançer saplandı. Mızrakla vurdu böyle. İnsanı derin bir kaygıya, kaygıya, derin bir endişeye, bir derin bir karamsarlığa itiyor sözler. Dedi ki, Devletin ülkesi olmaz. Ne demek ya, devletin ülkesi olmaz? Bir devlet var, uzayda olsun. Senin sınırların nerede? Kimden vergi alıyorum? Kime hizmet götürüyorum? Kim için buradasın? Seni kim kurdu? Bu meclisi kim kurdu? E bizim sınırlarımız yok canım, biz böyle farazi takılıyoruz kafamıza göre. Böyle mi yani devletin? Ülkesi olmazmış. Ülkesi olmaz. Ülkesi olmayan bir devletin sınırları da yoktur. Ülke yok Börkü'de. Sınırları da yoktur. Bizi kim seçti? Vallahi bilmiyoruz. Bize oy verdiler. Geldik. Bizi Afganlılar da seçmiş olabilir. Suriyeliler de seçmiş olabilir. Başka başka etnik gruplar da seçmiş olabilir. Nijeryalılar bilmem neler. Ancak bizi Türkler seçmedi. Bu bu anlama geliyor. Bizi Türkler seçmedi. Diğer etnik gruplar seçti onun için. Biz ülke kavramını sildik kafadan. Ülke yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti ülkesi bölünmez bir bütündür lafı bitti. Yok ülke yok. Arkasından dedi ki devletin milleti de olmaz. Vah vah vah. Devletin milleti olmaz. Yahu Amerika bile vatandaş alacağı insanlardan yani Amerikan vatandaşı olacak insanlardan Amerikan devletine ve milletine sadakat yemini ettiriyor. 200 sadakat, 200 yıllık Amerika. Sadakat yemini ettiriyor. Diyor ki ben Amerikan devletine ve milletine bağlıyım. Onların herhangi bir menfaatine, herhangi bir ulusal çıkarlarına helal getirmeyeceğim, ihanet etmeyeceğim doğrusunda yemin ediyor. Biz millet yok. Devletin milleti olmaz. Peki devletin milleti olmazsa milletin yani milleti olmayan bir devletin kültürü olabilir mi? Olamaz. Millet yok ki olsun. Dil olabilir mi? Yani bu sınırlar içerisinde Türkçe haricinde her şey konuşulabilir konuşulabilir. Türkçe ya millet yok, niye Türkçe konuşuyorsunuz siz? Siz niye Türkçe konuşuyorsunuz? Böyle bir millet yok. Peki, milli eğitim denen bir eğitim bakanlığı olabilir mi? Olmaz. Millet yok çünkü. Millet yok. Peki, Türk askeri olabilir mi? İşin vahim kısmı. E, millet olmadığına göre biz buna Müslüman orduları diyebiliriz. Malazgirt'te dediler ya. Malazgirt'te 1071'de Alparslan'ın ordularına bunlar zaten Türk değildi, Müslüman ordularıydı dediler. Demediler mi? O zaman niye şeyimizi yırtıyor? Biz Türkler işte 1071'de Türkiye'ye girdi, Anadolu'ya girdi, Anadolu'nun kapılarını Alparslan açtı falan filan diye. Meğer Alparslan açmamış. Müslüman orduları açmış. Bizimle beraber o orduların içerisinde Araplarda varmış, Farslılar da varmış, kulaklar vardı. O Afrika'dan toplanan köleler vardı. Onlar da zaten paralı askerlik yapıyorlardı ve daha önce, daha önceden 1071'den önce Anadolu'ya gelip yerleşen ve o gün saf değiştiren Türkler yokmuş. Türkler de o gün gelmişler ama henüz tam Müslümanlığı kabul etmişmişler. Roman Diyojen'in ordusundadırlar. Bir kısmı da Hristiyanlar. Ancak onlar tabiyetleri ya da kendi milletlerine bağlılıkları gereği iç seslerini dinleyerek Alparslan'ın ordusuna geçer. Saf değiştirmişler ve Alparslan'ın ordusunun zafer kazanmasına sebep olmuşlardır. Bunlara biz Müslüman ordular mı diyoruz şimdi? Evet bunlar Müslüman ordusu zaten. Millet kavramı yok. Devletten milleti olmaz ne demek ya? Devletin milleti yoksa bizim geleneklerimiz, göreneklerimiz, Türk gelenekleri, Türk görenekleri, Türk adetleri, Türk töreleri ne oldu? Gerek yok ki bunlara ya. Millet yok zaten ortada. Millet yok. Zaten bunu 20 yıldır millete empoze ede ede artık milleti neredeyse ben Türk değilim elhamdülillah Müslümanım demeye getirdiniz. Millet yavaş yavaş Osmanlı'nın son dönemlerinde ben ara sıra söylerim bunu. Şevket Süreyya Aydemir'in suyu arayan adamdaki söylediği gibi Türk değil miyiz diyor askerine. Asker haşa diyor. Biz elhamdülillah Müslümanız. Türk Türküz biz diyemiyor. Diyemiyor. Bunu söyleyen yani şu anda devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz diyen adam Sayın Numan Kurtulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Demek ki o milletvekillerine onun başkan olmasına ben de sebep olmuşum. Utanıyorum. Vicdan azabı çekiyorum. Böyle bir Türkiye Cumhuriyeti Meclisi'nin böyle bir başkanı olduğu için ben vicdan azabı çekiyorum. Keşke diyorum. Ne diyeyim yani bilemiyorum. Yani. Bu sözleri duyacağım yere Büyük Millet Meclisi'nden, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan bu sözleri duyacağım yere ne diyeyim yani? Ne diyeyim? Onlara oy verenlerin eli kırılsın diyemiyorum. Öyle bir beddua etmiyorum. Ancak son söyleyeceğim lütfen herkes aklını başına alsın. Çünkü bu lafın arkasından bu lafın arkasından çok şey geliyor demektir. Eğer bunu bir sıradan bir milletvekili, sıradan bir gazeteci, sıradan birisi söylese, sivil toplum kuruluşlarının birisi söylese dersin ki kendi kendine gevezelik etmiş. Bunu söyleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ise dikkat edilmesi gerekir. Dikkat edin. Hani ya siz bir zamanlar CHP'ye ona buna bunlar teröristler arkadaş, bunlar PKK'cı, bunlar işte masanın altında yedinci bir ayak var bilmem ne diye bunlar ülkeyi bölecek, bunlar Türklüğü inkar ediyor, bunlar vatan haini diye bağırdıkça biz de diyoruz ki herhalde bunlar gerçekten milliyetçi, gerçekten Türkçü, gerçekten vatanını, milletini seven insanlar. Bu ne demek ya? İnsan söylemekten 50 defa söylesem utanırım yani. Söylemekten de bakmıyorum. Bu ne demek ya? Devletin ülkesi olmazmış. O zaman sınır da yok. Ülke yok ortada sınır da yok. Bizim. Biz her tarafa hizmet götürebiliriz. Her taraftan da hizmet alabiliriz. <laughs> çok komik ya. Vergiyi, vergiyi içeride yaşayan Türklerden toplayacağız ona göre. Devletin milleti olmazmış. Çok vahim, çok vahim. Çok vahim. Bu Hüdapar ağzı. Bu ağız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sağlıklı düşünen bir adamın ağzı olamaz. Bu Hüdapar ağzı. Bu tam da bölücü terör örgütünün ağzı. Bu kime hizmet ettiği belli olmayan PKK'ya mı, IŞİD'e mi, Hüdapara mı, Hizbullah'a mı, kime hizmet ettiği belli olmayan bir söyle? Bence dinleyen herkesin, beni dinleyen herkesin ya da bu sözü daha önce duymuş herkesin yüksek perdeden bunu kınaması gerekiyor. Ben burada konuşarak kendi çapımda, kendi e, becerilerim doğrusunda kınıyorum bunu, kınıyorum. Başkan'a. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanına yakışmadı bu laf. Bir devletin ülkesi de olur, milleti de olur, sınırları da olur. Bir devletin dili de olur, dini de olur, kültürü de olur. Milli eğitimi de olur, askeri de olur. Bir devletin cumhurbaşkanı da olur. Eğer bir devletin ülkesi yoksa cumhurbaşkanı hangi ülkenin cumhurbaşkanı acaba? Eğer bir devletin milleti yoksa o Büyük Millet Meclisine verilen at kimin meclisine verildi acaba? Kimin meclisine verildi? Ben soruyorum. O Türkiye Büyük Millet Meclisi millet kavramını çıkartın o zaman. Türkiye Meclisi olsun. Hangi millet? Ya işte Türkiye Meclisi. Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı. Hangi milletin? Ya bırakın ne milleti? Dil. Onu halledeceğiz. Bir dinimiz kalsın. Dini de hallettiniz siz aslında da. Dinmin yok. Din bitti. 1500 önceki bir takım asparagaz laflarına yürümüyor artık. Kimse de inanmıyor. Neyse meseleyi din tarafına fazla götürmeyelim ama bir milletin ülkesi ve milleti olmadan devleti olamaz. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.